Selam aleyküm. Aleykümselam. Dursun babanın yerindeyiz. Gerçekten baktığımız zaman, masaya da baktığımız zaman babalar gibi bir sofra kurulmuş. Evet. Hemen yanı başımızda İbrahim Halil Polatoğlu abimize Evet, birlikteyiz. hoş Kendisi geldiniz. Çankırı'mızda Künefeci. Öncelikle Dursun abicim hayırlı olsun diyelim. Sağ olun. Ondan sonra sözü erbaba bırakalım, değil mi? Tabii. Halil İbrahim abicim hayırlı olsun diyelim. Dursun abiyle Hayırlılar birlikte olsun. burada Tekrar hoş ortaklaşa geldiniz. bir yer açtınız. Evet, aynen. Baktığımız zaman masamız bayağı dolu. Önce sizi tanıyalım abi. Halil İbrahim Polatoğlu kimdir? Ali İbrahim Polatoğlu Şanlıurfa doğumludur. Urfa'dan gelmiş, Çankırı'ya yerleşmiş. Çok güzel abi. Çankırı'da künefeci dükkanı var. Evet. Künefeci dükkanından ziyade işte böyle bir yeri de nasip oldu. Müslüm Baba'yla el birliğiyle, güç birliğiyle böyle bir iş yerini açtık. Çankırı halkı en güzel şeye layıktır. Evet. Bizim yemediğimizi biz kimseye yedirmeyiz. O felsefeyle yola çıktık. İnşallah memnun kalırlar. Abi inşallah diyelim. Allah ortaklığınızı daim etsin. Amincim Muhabbetinizi de amin. bozmasın. Evet. Amin. Öncelikle şunu İkinci söyleyeyim. ortağımız, üçüncü ortağımız inşallah Allah-u Teala'dır. Elhamdülillah diyelim. Şimdi şunu söyleyeyim. Tabii ki künefe ayrı bir tat veriyor ama Kesinlikle. sizin diliniz künefeden daha tatlı. Öncelikle onu Eyvallah. söyleyelim. Allah razı Abi olsun. şöyle baktığımız zaman masamızda ne var diye sorsak Halil İbrahim abicim. Şimdi masamızda kebap çeşitlerimiz var. Evet. Urfa kebabımız var. Ciğerimiz var. Acılı Adana'mız var. Evet. Tavuk şişimiz var. Çok güzel. Terbiyeli terbiyesiz dediğimiz tavuk kebabımız var. Bir de bizim burada patlıcanlı kebabımız var. Patlıcanlı kebap var. Patlıcanlı kebabı tam mevsiminde işte Temmuz-Ağustos aylarında yenir. Patlıcanlı kebabı tabii buradaki patlıcanlar yani Urfa'daki patlıcanlar gibi değil Evet. ama onu anımsatacak, onu lezzetini verecek Ya şekilde patlıcan da özel mi olmalı abi? kesinlikle özel olacak. Özel olacak. Evet. Baktığımız zaman lahmacunumuz var abi. Evet. Şanlıurfa'nın Lahmacunun bir özelliği lahmacun var mı? Her lahmacun mudur? her lahmacun lahmacun değildir. Mesela Adıyaman'ın çiğ köftesi gibi. Mesela çiğ Evet. köfte Şanlıurfa'nın çiğ köftesidir. Adıyaman'da diyorlar işte çiğ köfte bizimdir ama mümkün değil. Öyle bir şey yok. Lahmacun da keza öyle. Bu da bizim Urfa Hay maşallah lahmacunu. Urfa'nın Evet. lahmacunu. Baktığımız zaman meze şeylerimiz var. İşte Salatalarımız bizim var, içli köfte var. soğan salatamız dediğimiz Evet. leveni çorbamız. Leveni. Mesela burada ne diyorlar bilmiyorum. Bizim orada buğday, nohut, bir de Keşkek der gibi, doğru mu abi? aynen yoğurt. Üçünü bir araya getir, Evet. leveni çorbası. Leveni Evet. çorbası. Burada bizim ezmemiz var. Evet. Domates işte soğandır. Evet abi. Süzme yoğurdumuz var. Süzme yoğurt. Evet. Mevsim salatamız var. Hay maşallah. İçli köftemiz kesinlikle tartışılmaz. Çok güzeldir. Çankırı halkının muhakkak bunu tatmasını istiyorum. Anladım abi. Bir de şurada bir ekmeğimiz var abi. O O ekmeğin. ekmeğimiz de bizim değerli müşterilerimize ilk otururken Urfa'ya has. İşte hoş geldiniz. Tereyağlı Evet. ekmektir. Nasıl fırından sıcak çıkar, Yağlı ekmek. tereyağıyla beraber birleşince Anladım. güzel Abi bir şey çok ortaya güzel. çıkar. Allah razı olsun diyelim. Gerçekten baktığımız Eyvallah. zaman zengin bir sofra. Evet. Zengin sofrası. Zengin sofrasına değil de sofra Çankırı'nın sofrası olacak. Öyle mi? Evet. Abi Çankırılar bunu hak ediyor. çok En güzel. iyisine layıklar. Abi yerimiz gerçekten çok güzel olmuş. Evet. Alan bayağı geniş. Gerçekten rahatlık veriyor, Evet. huzur veriyor. Birazdan tabii ki içeriği ve alanı da çekeceğiz. Tabii. Peki normal ortalama bir vatandaş buraya gelse Evet. ailesiyle birlikte 3-4 kişi buradan tahmini hani fiyatlar normal mi diye sorsak ne dersiniz abi? Çünkü Şimdi insanlar fiyat hususunda tabii ki bazen tedirgin olabiliyorlar. evet. Fiyat konusunda kimse tereddüt etmesin. Evet. Fiyatlarımız gayet makul ve uygundur. Künefeden yola çıksınlar. Künefeden yola Evet. çıksınlar. Künefedeki fiyatlara bakarak o şekil çıksınlar. Burada biz fiyata önem vermiyoruz. Biz damağa önem veriyoruz. Yeter ki gelen vatandaş burada damak zevkine uygun bir şekilde damak zevkini alsın. İnşallah diyelim. Bizim Dursun için para abi. çok önemli değil. Evet. Para ikinci planda. Yani biz parayı düşünmüyoruz, hizmeti düşünüyoruz. Müşteri Önde memnuniyeti hizmet, müşteri önceliğimiz. memnuniyeti, Selamünaleyküm. müşteri bizden Aleyküm memnun selam. ayrılsın. Ondan sonra. İnşallah diyelim. Dursun abi senden birkaç kelam alalım inşallah. Buyur. Çankırı'da olmayan bir şeyi Çankırı'mıza kazandırdın abi. Evet. Çankırı'nın
ihtiyacı olan bir şeyi getirmiş olduk. Burayı yapmak var. Burası geniş bir alan, ferah bir alan. Yani Çankırı halkımız yani gelip burada rahatlıkla oturup yemeğini yiyebilir, tatlısını yiyebilir. Huzurlu bir şekilde. Huzurlu bir şekilde. Serin. Çok güzel abi. Zaten Çankırı'da yeniliklere imza atan bir abimizsin. Allah razı olsun. Kendin gibi çok değerli bir abimizi de bulmuşsun abi. Bir çayla başlayan, bir selamla başlayan ortaklık inşallah bozulmadan devam eder diyelim. Malum birkaç gün sonra bayram. Bugün Arefe diyebiliriz. Bayram mesajınız olacak mı vatandaşlarımıza desek ne dersiniz? Bayramını kutlarım şimdiden. Allah razı olsun diyelim. İbrahim Halil abim sen ne dersin? Öncelikle bütün İslam aleminin kurban bayramını tebrik ediyorum. Evet. Çankırı halkının da kurban bayramını kutluyorum. Kurban bayramında biz açığız. Normalinden kapalı olmamız lazım. Biz yeni olduğumuz için evet. Hizmet aşkı var bizde. Evet. O aşkla biz kurban bayramının tamamına açığız. Çankırı halkını bekliyoruz ama lütfen bir gelip görsünler burayı. İbrahim Halil abim bu sofraya bayağı gelen olur herhalde. Yani Çankırı halkı bu sofraya gelmezse çok şey kaybeder. Gelmezse çok şey kaybeder değil mi? Gelip bu lezzetleri tatmaları lazım. Tatmaları lazım ama gelmeseler de çok şey kaybederler. Yerimiz hemen Eldivan'a gelirken kaçın? Çankırı'dan buraya 8 kilometre. 8 kilometre sonra hemen burayı bulabilirler. İnşallah hayırlı uğurlu olur diyelim. Sağ olun, var olun, Allah razı olsun. Şöyle tekrar bir daha çekelim yakından. Evet. Vatandaşlarımız görsün.